Değerli dostlar, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana Türkiye'nin sürdürmekte olduğu politikadan pek rahatsız değiliz. Sonuç itibariyle Türkiye son derece dengeli bir politika yürüttü bu çerçevede ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna lideri Zelenski hem de Rus lider Putin'le gerçekleştirmiş olduğu görüşmeler ve özel temaslar Türkiye'nin çok muhataralı diye adlandırabileceğimiz, çok zorlu olarak adlandırabileceğimiz bir bölge savaşında kısmen rahatlamasına neden oldu. Hatta işte biliyorsunuz Temmuz 2022 itibariyle bir yıllığına da olsa bir tahıl koridoru anlaşması da zaten bu dengeli politikalar sayesinde oldu. Yani Türkiye, Ukrayna'nın Rusya tarafından saldırıya uğramasına ve topraklarının işgal edilmesine sessiz kalmadı. Bunu bugün değil, 2014 yılıyla, yani Kırım'ın ilhakıyla birlikte başlayan bir politika olarak sürdürdü ve hiçbir zaman Rusya'nın bu ülkenin topraklarındaki askeri varlığını onaylamadığını daha ilk günden beri söyledi. Bu doğru bir politikadır. Ve bu politika çerçevesinde özellikle Kırım'daki Tatar nüfusa dönük olarak da Rusya ile sürdürmekte olduğu dengeli politikalar çerçevesinde büyük ölçekte başarılı bir biçimde oradaki o nüfusun fazla rahatsız edilmemesini de sağladı. Çünkü çok kırılgan bir bölge orası. Kırım'da Tatar nüfus daha yeni yeni geri dönüyordu bu olaylar başladığı zaman. Yani 1945'te Stalin bu insanları Özbekistan'a, Orta Asya'ya yollamış. Birçoğu yollarda ölmüş. Daha sonrasında işte nihayet geri dönüşleri sağlanmış bir coğrafyaya gelmişken böyle büyük bir savaşla karşılaştılar. Şimdi Kırım'daki Tatarlar özgürdür diyor muyum? Hayır demiyorum. Ama en azından varlıklarını koruma ve kayıp vermeme şanslarını yükseltmiş oldu. Şimdi tabii bu dünyada da takip edilen bir politika. Yani zor bir politika, açık konuşalım. Ama Türkiye bunu nasıl dengeliyor? Bir yanıyla Ukrayna'nın yanında yer alıyor ama öbür yanıyla da Rusya'ya karşı Batı'nın geliştirmiş olduğu yaptırımlara katılmayacağını, kendisinin Rusya'yla bir bölge devleti olarak her zaman Soğuk Savaş yıllarından itibaren her zaman özel bir kimliği olduğunu ifade eden bir yapı geliştiriyor. Bu çerçevede baktığınız zaman taraflar alan razı, veren razı biçiminde karşılıklı olarak yürütüyorlar. Fakat Türkiye'nin fazla reklamını yapmadan sürdürdüğü başka bir konu var. O konu, net olarak söylemek gerekirse, Ukrayna'ya dönük silah sevkiyatı. Yani bir NATO ülkesi olarak Türkiye Ukrayna'ya dönük silah mevzuunda çok mu çekimser davranıyor? Bana göre normal davranıyor. Çünkü savaşın başladığı günleri hatırlayacaksınız. Şarkılarda bile bayraktar diye bağırıyordu değil mi şarkıcılar? Yani Rusya'nın ilk saldırdığı haftalarda, ilk 30 günde Ukrayna ordusunun Rus zırhlılarını, bütün o tankları, zırhlı araçları mahvettiği dönemde en çok reklamı yapılan silah Bayraktar oldu. Yani Baykar, TB2'ler, daha sonra Selçuk Bayraktar ve abi de çağrıldılar, Zelenski'den üstün hizmet madalyaları aldılar ve her zaman şunu gösterdi Bayraktar ailesi, Cumhurbaşkanı'nın damadı olmasına rağmen son derece bağımsız bir politikayla dedi ki arkadaş, bu damatlık, iş adamlığı falan filan bunlar ayrı öyküler ama ben saldırıya uğramış olan ve toprakları işgal edilmiş olan bir devlet olarak Ukrayna'nın yanındayım dedi Selçuk Bayraktar ve Hakan ve sonuç itibariyle bu dönemde Ukrayna topraklarında Baykar'ın fabrikasını da kuran bir şirket oldular. Ve Akıncı Tihan'ın özellikle havada çok uzun süre duruyor, yüksek irtifa, çok ağır silahlarla saldırı, yani taarruz, zaten taarruz insansız hava aracı TİHA,
Bunun özellikle Ukrayna'ya verilmesi Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda net duruşunu göstermesi bakımından da çok büyük bir önem taşıyor. Bunlar önemli şeyler. Fakat çok fazla öne çıkmayan başka konular var. Mesela Türkiye savaş başladığı an itibariyle ve öncesinde de daha önce Libya'da yaptığı gibi BMC kirpileri yolladı Ukrayna'ya. Yani BMC kirpiler Türk savunma sanayinin ürettiği seçkin araçlardır. Özellikle mayınlı arazilerde personel koruma açısından çok büyük bir üstünlük sağlamıştır Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Ve o mayınlı arazide mesela PKK'nın işte yerlere yerleştirdiği, uzaktan kumandalı patlattığı bütün o patlamalarda çok şükür artık eğer zırhlı aracın içindeyse gencimiz, eğer Mehmetçik zırhlı aracın içindeyse şehit vermemekteyiz. Ve bu kirpiler gerçekten bu yönleriyle Ukrayna'da da çok büyük bir alkış aldılar sonuç itibariyle. Bu da bir işin bir yönü. Ama Türkiye'nin bir de sarsılmaz veya canik diye çok güçlü tabanca üretimiyle başlayıp ürün gamını, ürün çeşitliliğini olağanüstü geliştirmiş özel sektör kuruluşları var arkadaşlar. Özellikle Sarsılmaz ve Canik ve İstanbul ve işte Repkon. Yani Türkiye'de zamanında bundan 50 yıl önce, 85 yıl önce falan başlamış, sadece tabanca ile başlamış. Ve hatta yani benim hatırladığım kadarıyla ya Canik ya Sarsılmaz, yanlış biliyorsam bir şey yapın. Yani Karadeniz'de ustalıkla başlamış şirketler bunlar. Bugün inanılmaz başarılı tabanca ve makinalı tüfek ve hatta en son 12-7'lik top üretimine kadar vardırdılar işi. Hakikaten çiğliği çok iyi kullanan özel sektör kuruluşlarımız bunlar. Tabanca ile başlayıp ağır makinalı tüfek, ağır makinalı tüfek, özel kuvvetler için özel tabancalar. Yani ürün fonksiyonlarını olağanüstü büyüten ve Amerikalarda bir de artık tabanca fabrikası kuran Türk şirketleri var. Bunları tanıyın, bilin yani. Bu sadece işte SİHA'lar, İDA'lar falan değil. Yani Türk milli ve yerli savunma sanayi. Makine kimya tabii ki göz bebeğimizdir. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli tedarikçisidir ama özel sektörümüz, Sarsılmaz ve Canik gibi kuruluşlar da inanılmaz bir kapasitedir. Ragıp Soylu geçen gün yazdı Middle East Eye'da. Dedi ki çok güvenilir, imzalar atılmış Mart ayında. Ağır makinalı silah satmış Canik. M2 tipi, bir de M2 F tipi. Bunlar güçlü silahlar, güçlü ağır makineler Ukrayna'ya verilenler ve en önemli özellikleri Türkiye tabi savunma sanayi standardını belli bir merkezden yönettiği için savunma sanayi başkanlığı şimdi Profesör Doktor Haluk Görgün gerçekten değerli bir yöneticidir. Bu standartizasyon tepeden uygulandığı için mesela Canik'in veya Sarsılmaz'ın bir makinalı tüfeği götürüyorsun kirpiye şakkadan takıyorsun. Yani onun rampası orada var zaten. Böyle yani bu iş böyle planlanmış vaziyette. Ve tabii Türk devleti bunlara da izin veriyor. Bazı anlaşmalara izin veriyor. Her ne kadar eski başkan Wall Street Journal'e eski İsmail Demir... Biz tabii Ukrayna'ya silah sevkiyatında çok dikkatliyiz gibi bir açıklama yapmıştı ama dikkatimiz şu herhalde, yani Rusya'nın stratejik anlamda denge değiştirebileceğine inandığı bir silah vermiyoruz. Savunma amaçlı silahları veriyoruz. Bu dengedir. Bakın bu dengedir ve Rusya bunu anlar. Ama siz eğer yarın bir gün olağanüstü bir güçte bir silahı dengeyi değiştirmek için verirsiniz, o başka bir öyküdür. Ama
Şu anda Türk savunma sanayi Ukrayna savaş alanında özel sektörüyle ve resmi kurumlarıyla gerçekten özel bir testten de geçiyor. Onu bilin istedim. Hoşça kalın.